Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızda birazdan ilk reklam arasına gideceğiz. Reklam arasından sonra hattımızda konuğumuz Yağız Sabuncuoğlu olacak. Yağız'la birlikte soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Sonrasında Ankara Gücü'nde göreve başlayan altyapı sorumlusu Ümit Turmuş Hoca bizlerle birlikte olacak. Ardından Pendik Spor Teknik Direktörü Osman Özköylü. Son bölümde ise bugün Perşembe günleri Oley.com'dan yorumcu Hüseyin Özkök bizlerle birlikte oluyor. Hüseyin Özkök'le birlikte günün maçlarını konuşacağız. Bağlantı sonundaysa Hüseyin abi kuponunu bizlerle paylaşacak. Bunu belirtelim. Sorularınızı gönderebilirsiniz sevgili dinleyenler. Instagram ve Twitter'da aktif olarak sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Özellikle de transfer döneminde olduğumuz için sorularınız daha çok transferlerle ilgili oluyor. Bu soruları da Yağız'a ileteceğim sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Dün Fenerbahçe Dinamo Kiev'le karşılaştı. Şampiyonlar Ligi ön eleme tur maçı ilk maçında. Temsilcimiz Fenerbahçe avantajlı bir skorla döndü. Bilindiği üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki krizden dolayı maç Polonya'da oynandı. Temsilcimiz 0-0 beraberlikle döndü. Bunu belirtelim. İkinci maç İstanbul'da oynanacak. İstanbul için bence avantajlı bir skor. Bunu belirtelim. Geçtiğimiz yıldan itibaren artık deplasmanda atılan golün avantajı da kalmadı. Gol avantaj uygulamasını kaldırdı yetkililer. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Zaman zaman bununla ilgili sorular geliyor. Artık deplasmanda atılan golün bir avantajı yok. Bence 0-0 iyi bir sonuç. Ben Fenerbahçe'den tur adına umutluyum. Dinamo Kiev iyi mücadele etti. Fakat Fenerbahçe'nin Kadıköy'de taraftarıyla birlikte karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Dün sizden gelen sorular vardı. Cevaplayamadığım sorular vardı. Radyomuzu devamlı dinleyen, bize mesajlarıyla destek olan birçok arkadaşımız var. Bunlardan birisi de Mert Bey. Dün bana yazmıştı, ben programı bitirdikten sonra gördüm. Merhaba Salim Bey, Umut Bozok Galatasaray'ın 1 milyon euroluk maaşını kabul etmedi mi? Kulübüyle anlaşıldı mı? Son durum nedir? Umut Bozok'tan vazgeçildi mi diye sormuş. Umut Bozok'la ilgili son durum şu, maaşıyla ilgili birçok kez haber paylaşıldı. Ben Umut'un iyi bir Galatasaray olduğunu biliyorum. Ben değil, Umut'u tanıyan herkes, futbolu takip eden herkes Umut Bozok'un çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyor. Galatasaray'ın listesinde olan isimlerden birisi, girişimler devam ediyor. Umut dışında Halil Dervişoğlu da Galatasaray'ın listesindeydi. Fakat Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford, Umut'un Halil'in kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakmıyor. Şu anda Halil İngiliz ekibiyle birlikte kamp çalışmalarını sürdürüyor. Satış listesine konulmadı ancak bonservisiyle birlikte transferine izin verebilecek yönetim. Bunu da belirtelim. Babası Muzaffer Dervişoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar vardı. Babası Halil'in Trabzonspor'a yakın olduğunu vurguladı. Nitekim bence bu noktada Halil'in Trabzonlu olması bir etkendir ama Galatasaray ilgilendi. Fakat bu noktada Trabzonspor için de Galatasaray için de net olarak şunu söyleyeyim. Halil'i transfer etmek isteyen kulüp Halil'i kiralık olarak kadrosuna dahil edemez. Ancak şu şekilde olur. Ya bonservis ödenecek ya da sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu olacak. Hemen soruları kontrol ediyorum. Meltem Hanım yazmış. Fenerbahçe ile ilgili Yağız'a iletir misin demiş. Bir soru sormuş. İleteceğim sorunuzu.
Mesut Bey yazmış. Selam Salim. Bolu Spor, Samsun Spor'dan Melih Okutan, Belçika Westerlo takımından 20 yaşındaki Fernat Karabük'ün eski golcüsü Arthur, Samsun Spor'un 20 yaşındaki genç stoperi Guy Serge Yamego'ya anlaştı. Bolu Spor İbrahim Balde'den maaşı yüzünden vazgeçmek üzere demiş. Balde ile ilgili ciddi bir girişim var. Bunu biliyorum. Balde de gelirse katkı sağlayacak. Bunu da söyleyebilirim. Evet, gelen soruları kontrol ediyorum. Özellikle de yazı etmemi istediğiniz sorular var. Bunları da ileteceğim. İlk reklam arasına gidelim. Reklamların ardından biz buradayız. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Yağız Sabuncuoğlu olacak. Şu anda bağlantı sağlandı. Hattımızda konuğumuz Yağız Sabuncuoğlu. Yağız, hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Voley'deki yayınları da takip ediyorum. Yoğun geçiyor bu dönem, transfer dönemi olduğu için. Bu arada Adana'da takip etme imkanı bulmuştum. Adana Demirspor'un tecrübeli oyuncusu Belhanda'yla da güzel bir röportaja imza attınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum Salim. Çok sağ ol. Bu aslında bizim sürpriz bir röportaj oldu. Normal şartlarda biz de oraya Sayın Vincenzo Montella ile röportaja gitmiştik ama kendisinin bir sağlık problemi oldu. Evet. Ardından da enteresan şansımıza yaver gitti. Sağ olsun Adana Demirspor yönetimi, Sayın Başkan Murat Sancak, Sayın Spor Direktör Gökhan Göztürk ve İletişim Direktörü olan Burçin Hanım'a da benim vasıtlarına teşekkür ederim. Öyle bir röportaj yapmamıza olanak sağladılar. Normal şartlarda biliyorsun yani bir röportaj iptal olduğunda geri dönersin genelde ama bizi orada mağdur etmediler. Şehir değiştirdik. Hem Jonas Svensson hem Belanda'yı verdiler. Buradan da madem konuyu açtın, senin vasıtanla birlikte Adana Demirspor'a teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir röportajdı. Ben de keyifle takip ettim. Özellikle de Belhanda net açıklamalarda bulundu. Bunu da söyleyelim. Birçok soru var Yağız. İstersen soru cevap şeklinde ilerleyelim. Bunun öncesinde ama sormak istediğim iki soru var. Berisha Stuttgart, Kimmich'e Napoli. Son durum bu şekilde. Kimmich'e ile Napoli dışında Ren'i de Ren hiçbir zaman devre dışı olmadı. Kaldı ki oyuncu da Ren'e gitmek istiyor uzun süredir ama evet, temsilcisi de net şekilde istemiyor. Oraya götürmek değil de Napoli'ye götürmek istiyor. Bakalım ne olacak. İlk takımında yaptığı teklifler aynı. Zaten 18+1 milyon euro üstüne. Eğer serbest kalma medelinde bir çekişme olmazsa, kaldı ki çekişme olmasını gerektirecek bir durum da yok. Serbest kalma medelini ödedikten sonra oyuncuyu ikna edersen transferi bitirebiliyorsun. Neden ekstra para versinler? Doğru. O tarz çünkü haberler de vardı. Ama oyuncuyu ikna edemezsin. Der ki işte kulüpte ikiniz de istiyorsunuz, farklı bir rakam çıkın. O bambaşka bir durum olur. Bakalım, bekleyip göreceğiz ama Mergin Berisha konusunda bu arada şöyle bir durum vardı. Onu ifade etmekte fayda var. Mergin Berisha geçtiğimiz haftalarda, tam tarihi hatırlamıyorum, Almanya'nın Stuttgart kentine gitmişti. Oradan Mannheim'a geçmişti. Mannheim'a geçtikten sonra da ciddi şekilde aslında bakıldığı vakit oyuncu hem Mainz hem de birden fazla Bundesliga kulübüyle görüşme yapılmıştı. Bugün de bazı haberler çıktı. Doğru haberler, oyuncu Bundesliga'ya dönmek istiyor. Avusturya Bundesliga'dan da teklifler var ama orası önceliği değil kesinlikle. Bakalım, bekleyeceğiz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Yağız Sabuncuoğlu, sohbetimiz devam ediyor. Yağız, Berisha ile ilgili son durumu özetledin, Kimmich ile ilgili son durumu özetledin, gelen sorular var. Meltem Hanım yazmış. Merhaba Salim Bey, Yağız Bey'e sorar mısın? Basketbolda transfer haberi veriyor zaman zaman. Sadece Fenerbahçe veriyor. Galatasaray'dan da basketbolda transfer haberi yapmasını rica ediyorum demiş. Yağız, tamam, böyle bir istek var. Yani normalde basketbol haberi yapmıyorum ben. Doğru. Yalan söylemeyeyim yani. Çünkü benim alanım değil, çok fazla. Hani ekstra telefonlar yapmam lazım bunun için.
Ama ara sırada yaptığım oluyor. Özellikle futbol anlamında durduğu zaman kulüpler. İşte bakıyorsun mesela Fenerbahçe. İşte Joao Pedro'yu getirdiğiniz açıklama yapmadı. Transferler devam edecek. Ben en az 4 transfer daha bitiriyorum bu arada Fenerbahçe'den. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Ama bakıldığı zaman önümüzdeki günlerde ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Bu arada Özgür Güven yazmış. Merhaba Salim'im. Fenerbahçe de Pedro Kadıköy'deki ikinci maçta oynar mı? Dinamo Kiev maçında oynar mı diyor. Oynayamaz. Yani eğer bir talimat değişikliği olmazsa buradan da Hüseyin Öztürk'e selam olsun. Onun konuları var ama ben oynayamaz diyebiliyorum. Evet. Turgut Gündüz yazmış. Selamlar abi. Beşiktaş'ta Souza'nın yerine Tolga Ciğerci haberleri var. Son durum nedir sorar mısın yazı demiş Turgut abi. Bir oyuncu. İsterlerse de alırlar ama 1.6-1.7 civarı bir maaş talebi vardı. Hatta Başakşehir'de bu maaş talebi vazgeçirmişti. Yoksa oyuncuyu alacaklar. Trabzonspor'la adı geçti. Trabzonspor'un maaş talebinden dolayı geri adım attı. Antalya'da bir şekilde ilgilendi. Antalya'da mı ilgilendi onu bilmiyorum. Antalya'da ilgilendi. Hatta büyük oranda da anlaşmışlardı. Aha. Biliyorsun Antalya'nın da en büyük avantajı şehrin etkisi. Evet. Antalya'da da mesela bu maaş talebinden dolayı olmadı. Zaten Fernando kaldı. Fernando kalınca da hiç yani gerek yok orada. Farklı tarz oyuncu var ama kadroyu korudu Nuri Hoca. Normal. Yani oraya bakıldığı zaman merkez orta sahasında çok etkili isimleri var Antalya Spor'u. Yani gerçi bir şey de eminle konuşamıyorum. Geçen sezon Başakşehir'e gitti. Başakşehir'e gittikten sonra ligin en iyi oyuncularından biri haline dönüştü. Yani fiyat performans anlamında diyelim tabii ki. Bakalım. Bekleyeceğiz. Mert Bey yazmış. Galatasaray'dan orta saha istihbaratı var mı Yaz Bey'in demiş. Yani Grealish konusu çok dillendi, bu da dallandı, budaklandı. Evet. Anton'la birlikte 20 gün önce falandı galiba. Yaptığım bir haber vardı. O konuda hala sıcaklığını koruyor. Frederik Mitchell. Evet. O konuyu da Hollanda'dan, Akmar'dan. Evet, Hollanda'dan, Akmar'dan. Azi Akmar'ın oyuncusu. Oyuncu ayrılmak istiyor. Galatasaray'a gelmek istiyor. Çok ciddi bir şekilde menajeriyle birlikte kulüpten ayrılmak için şey yapıyorlar. Pres yapıyorlar. Bakalım bekleyip göreceğiz. Ne olacak, ne bitecek ama ben kısa süre içinde tamamlamasını bekliyorum demeyeyim de tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray çok iyi bir santrfor aldı. Sakat vesaire her şeyden bağımsız. Çok iyi bir 8 numara aldı. Ama bence hala stoper konusunda merkezde 6-8 yani Sergio'nun yanına ve 10 numara anlamında bir kurucu oyuncu anlamında eksikleri var. Ben bir de kanat almalarını bekliyorum Salih. Bir de kanat almalarını bekliyorum. Bu arada bence ihtiyaç da var. Hemen soracağım ya sana. Tisserand kalır mı demiş Özgür Bey. Tisserand'la ilgili neler söylersin? Tisserand'ı isteyen takımlar var. Hem Fransa'dan hem Serie A'dan. Ama Fenerbahçe'nin istediği o 3 milyon euroluk rakam henüz teklif bazında gelmedi. Zaten sosyal medyaya düşen haberlerde 3 milyon euro La Gazzetta dello Sport kaynaklıydı galiba. Hani yanlış anlaşılmasın, yalanlama anlamında değil, örnek anlamında. 3 milyon euro verirlerse zaten Tisserand'a istenen bonservis ücreti bu. Gelen teklifler hep daha düşük. Yani Udinese'ye aynen İtalya kaynaklı girildi. Doğru, aynen öyle. İtalya kaynaklı. Ama 3 zaten beklenen rakam. Yani Tisserand'ın satış listesinde olması ve ona istenen rakam, direkt olarak söyleyeyim ben sana, 3 milyon euro. Atıyorum 8-10 taksit yaparsın, o başka bir şey. Ama diğer türlü şey, teklifin hani netliği anlamında 3 milyon euro benim net doğrulattığım bir rakam, onu söyleyeyim. Bu arada hemen sorularla devam edelim. Miraz, birçok soru var. Evander konusunu soruyorlar arkadaşlarımız Galatasaray için. Bugün ya da yarın sıcak gelişmeler yaşanabilir o konuyla ilgili. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Gelirse Türkiye'de her takıma da katkı sağlar. Vallahi Evander'i ben çok beğeniyorum Salih. Bunu seninle yaptığımız bir önceki yayında da söyledim. Nereden biliyorsun Evander'i, izledin mi diye klişe bir kontra soru gelebilir izleyicilerimize. Ben izledim. Çünkü Fenerbahçe
almak istiyordu oyuncuyu. Evet. Listesinde olan bir oyuncuydu ama bonservis beklentisinden sonra listeden çıktı. Yüksek seviyede teknik kapasitesi olan bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Yani böyle Brezilya, hani eski yıllarda daha fazlaydı da böyle Brezilyalı 10 numaralar, 8-10'lar olurdu ya. Evet. 8-10'a evrilen yüksek teknik, bireysel yeteneği çok iyi, topla çok iyi, işte ilk dokunuşu çok iyi, topu sürebilen, kat edebilen. O oyuncunun tam karşılığı, duran top da atabilen Evan Der, 23 yaşında. 10 milyon eurolar ama biraz fazla olabilir Salih. 10 milyon euro çok fazla olabilir. Bir rakam. Evet, evet. 10 milyon euro yani onun geri dönüşü bilmiyorum. 10 milyon euro ciddi bir rakam çünkü. Çok ciddi rakam şu anki kurda hele. Tabii ikinci anlamda bakıldığı zaman 10 milyon eurodan sonra yani çok 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 üst düzey bir performans sergilemesi lazım ki hani 10 milyon euro 100 bin yani 10.1 milyon euroya sat. Hani kar etme anlamında söylüyorum. Evet. Böyle altılar falan olursa bence rahat oynatıp oyuncudan sportif anlamda katkı alıp üstüne bir de oyuncuyu satıp para da kazanabilirler ama dediğim gibi 10 milyon euro fazla. Ben vermem 10 milyon euro. Yani 10 milyon euroyu sen 10 numara pozisyonu için gözden çıkarıyorsan zaten çok fazla seçeneğin olur önünde. Bu arada Derfin Yunus tane yazmış. Yaz kardeşim hoş geldi, selamlar. Galatasaray da en az 3 oyuncu almalı. Galatasaray'ın en az 3 tane daha futbolcu transfer etmesi lazım. Kerem'le ilgili durum bilmiyorum nasıl olacak demiş. Gidecek mi, kalacak mı? Evet. Kerem Aktürkoğlu yani Mayıs ayında bir haberim vardı. İnanılmaz tepki çektim Salim ama buradan evet, bizim kalbimize hani haberciliğimize, gazeteciliğimize güvenen herkesi tenzih ederek söylüyorum. Evet. Lyon'un olumsuz rapor vermesine o dönem için mesela kızmışlardı. Evet. Yani böyle şey mi olur, öyle şey mi olur, 20 milyon euro istiyoruz falan. Lyon 6-7 milyon euro bandında teklif yapacaktı, daha sonra vazgeçti finalize noktasında. O yüzden beklemekte fayda var o konuda. Ben iyi bir oyuncu Kerem ama bunu birkaç kez söylediğim için netlik konusunda rahatça söyleyebilirim. Bence Yunus Akgün daha iyi bir oyuncu Kerem'den. Evet. Lyon tabii Galatasaray'a taşıması lazım o performansını. Yani Adana Demirspor'da 10 gol 10 asist yaptın. Önemli değil. Önemli değil derken adam Demirspor anlamında saygısızlık yapmak için söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Evet. Onu söyleyeyim. Ama Galatasaray'da o performansını taşırsa Kerem, hani insanların da herkesin gözünde de belki Kerem'le aynı seviyeye çıkacaktır. Çünkü ben bunu söylediğimde birisi Adana Demirspor'da yaptı o işleri, diğeri Galatasaray'da yaptı diyorlar. Evet, haklılık payları var. Ama ben Kerem'in hiçbir şekilde yani geri düzeltiyorum, Yunus'un hiçbir şekilde Kerem'den geri kalan bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Bu sene dikkatle ve merakla izleyeceğim onu. Yaz, değerli yorumların için çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kal, kendine iyi bak. Çok sağ ol, görüşürüz, sağlıklı yayınlar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Yaz Sabuncuoğlu'ydu. Şimdi birazdan hattımızda konuğumuz Ümit Turmuş olacak. Kendisi Ankara Gücü'nde altyapı sorumlusu olarak göreve başladı. Daha önce Antalyaspor'da alt ve üst kademede görev almıştı. Birazdan Ümit Hoca bizlerle birlikte olacak. Şu anda bağlantı sağlandı. Hattımızda konuğumuz Ümit Turmuş. Ümit Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederim hocam. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Ankara Gücü'nde yeni bir göreve başladınız. Bu evet, noktada hocam planlama nelerdir? Çalışmalarınıza da başladınız. İş başı yaptınız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet. Projemiz şu, adı SAGEM diye geçiyor. Sporcu Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi kurduk. Evet. Ankara Gücü'nde. İşte bunu yaparken de bizim yani tabana artık bizim Almanya, Avrupa'da bu 5 tane büyüklükle yani kişi başına 30, 40, 50 bin dolar geliri olan ülkelerle direkt boy ölçüşmemiz mümkün değil. Yani insanlara olanaklarımızı dağıttığımız zaman bir sonuç alacağımızı düşünmüyorum. Bir Afrika'da da mesela
İlkokulların önünde bir futbol sahası var işte, toprak sahalar. Oralarda çocuk oynuyor. Oralarda squatlar gidip bulup onları büyük şehirlere, oradan da Avrupa'ya gidiyor. O da bizim bir modelimiz olamaz. Biz kendi modelimizi yaratmamız gerekir diye düşünüyorum. O nedenle SAGEM projesini de Ankara üzerinde önce Türkiye projesi yapmıştım. Bu Ankara projesi. Burada yapacağımız olay futbolu mahalleye taşımak, okula taşımak. Oradan bir organizasyonla Ankara'yı 90 bölgeye bölüp buralarda genç nüfus sayılarına göre bir modelleme yaptık. 25 çocuğa 3-4 mahalle birleştirerek bir projeksiyon yaptık. Buradan da bir tane pilot okul seçerek her bölgede, bu 90 bölgede birer pilot takımımız olacak. Bunlarla birlikte çocuklar yetişerek, onları yılda bir çocuğun gelişmesi için 30'da 46 maç oynaması lazım, lig maçı. Bunları da sağlayarak o bölgelerden altın karma, gümüş karma, bronz karmalar oluşturup sonra da Ankara karmasını oluşturmak istiyoruz. Ve altın karmaları da ileride bizim kendi kadromuza alıp gümüş ve bronz karmaları da paydaş takımlarımızla paylaşarak Ankara'da bir potansiyeli yükseltmek istiyoruz. Bu sayede de şu anda İstanbul'da 8 tane takım var. Yani Süper Lig biraz İstanbul Ligi gibi oldu. Ankara'dan da bu çalışmaların 3-5 yıl içerisinde dönüşleri gittikçe ağır bir şekilde artacağını düşünüyorum ve buradan da belki 3-5 takım yine Süper Lig'e umuyoruz bu potansiyellerle birlikte çıkarlar. Bunun tabii bizim SAGEM projemizin bir Avrupa ayağı olacak. Oradaki bizim gurbetçileri ağırlıklı tanıyacağız. Bir Afrika ayağı olacak, bir de Türkiye ayağı olacak. Bunda da şunu önemsiyorum. Avrupa yaşlı bir kıta, 43 yaş ortalamalı. Afrika'da dünyadaki en genç kıta 20 yaş ortalaması var. Latin Amerika'nın 31 yaş ortalaması var. Türkiye'nin 31,5. Yani biz aslında Avrupa'nın dibinde bir Latin Amerika'yız. Burada çocuklarımızı zamanında bulup zamanında eğitmediğimiz için ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani futbolcu alımında 4. dünyada, futbolcu satışında ise maalesef ilk 80'de yokuz. O nedenle bunu tersine çevirmemiz lazım. Futbolcu tabii ki gelmeli. Kalite kaliteyle bir araya gelirse daha kaliteli bir sporcu kitlesi yaratabiliriz. Yerli çocuklarımızı önce kalitelileri bulup eğitmek zorundayız. Bunları dışarıdan gelenlerle birlikte harmanlayarak bir Ajax'ın yaptığı gibi, bir Porto'nun yaptığı gibi kendi modelimizle Avrupa'da bir yerlere gelmemiz lazım. Bir de başkentin bir sorunu, yani dünya tarihinde hiçbir ligde başkent takımının şampiyon olmadığı bir lig yok. Yani Ankara'nın böyle bir eksikliği var. Bu eksikliği de umuyoruz ki önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte kendi çalışmalarımızla artık son verelim. Onun da mücadelesini vereceğiz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ümit Turmuş, sohbetimiz devam ediyor. Hocam, projenizi anlattınız. Peki Ankara Gücü'nün bu noktada imkanları nelerdir? Çünkü Ankara Gücü altyapısından da önemli futbolcular yetişti. Ankara'da Gençler Birliği ile birlikte Ankara Gücü ülkemizde birçok takıma oyuncu gönderdi. İmkanlar nelerdir hocam? Sayın Başkan'la da görüştünüz konuyla ilgili. Evet. Buyurun hocam. Şimdi şu bile çok önemli. Türkiye tarihinde ilk defa bir kulüp, Süper Lig kulübü altyapı projesinin tanıtımını basın toplantısıyla ilan etti. Daha önce olmuş bir olay değil. Bu evet. Bile bir niyet göstergesi. Yani başkanımızla oturup konuştuğumda yani Türkiye'nin bütün kulüplerimizin bagajı dolu. Yani 4 kulübün biliyorsunuz şampiyon olmuş geçmişte, 4 kulübün 17 milyar borcu var. Belki bugün itibariyle bu çok daha büyüdü. O nedenle büyük kulüplerin böyle sorunu varken bir Ankara Gücü'nün iyi organize olarak her adımda daha da büyüyen böyle kartopu gibi altyapısından gelen bir kitleyle, dışarıdan da bulduklarıyla birlikte kendi kültürünü güçlendirerek şampiyonluklara abone bir takım yaratma idealimiz var.
Bunun için de üniversitelerle de işbirliği yapacağız. Yani buradaki üniversiteleri dün hepsini gezdim. Onlarla da işbirliği yapacağız. Yani futbol bir bilim dalı, bilim değil yani, ama bir oyun olmasına rağmen bilimin her alanından yararlanmak zorundayız. Dünyadaki bütün kulüpler bunu yapıyor. Endüstriyel futbolda artık hiçbir şey şansa kalmıyor. Mutlaka planlı, programlı her attığımız adımı mutlaka bir takım verilerle destekleyerek yürümek zorundayız. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Projenizi anlattınız. Ankara Gücü'nde göreve başladınız. Antalya Spor'da da hocam görev aldığınız dönemde birçok oyuncu A takıma kadar yükselmişti. A takımda da zaman zaman şans bulmuştunuz. Antalya Spor'la ilgili hocam son olarak neler söylersiniz? Orada da bir görüşüm var. Buyurun hocam. Şimdi Antalya Spor gerçekten yani bugün bir Barcelona gibi bir ciddi bir potansiyel taşıyan Türkiye'nin turizm merkezi, kışında spor merkezi, böyle bir kent, müthiş futbol sahaları, otelleriyle birlikte geniş imkanlara sahip. Antalya'nın tabii ki benim olduğum dönemde Menderes Türel'di başkan, belediye başkanı. O zaman bana devre arası Raşit Çetiner'den sonra gelmiştim. Devre arası transfer kapalıydı. Bana dedi ki altyapıdan oyuncularla takviye yap. Şampiyon olsun olmasın biz böyle yürüyeceğiz dedi. Ben de altyapıdan 6 tane oyuncu almıştım. Bir tanesi Musa Nizam'dı, Trabzonspor'da da oynadı. Böyle birçok oyuncu, Timur Kosovalı vesaire, birçok oyuncu altyapıdan alarak takviye yaptık. Ve sonuçta o takım ikinci sırada almıştım. İkinci sırada da Süper Lig'e çıkmıştı. Bugün artık Süper Lig'de kendini kanıtlamış bir takım Antalya Spor. Umuyoruz ki önümüzdeki zamanlarda Antalya Spor'da Türkiye Süper Lig'inde daha iyi işler yapar. Ama Ankara Gücü olarak biz de ciddi bir yapılanma içerisindeyiz. Ankara'nın benim yaptığım modellemede şu var. Yani dünyadaki araştırmacılar, spor araştırmacıları her yaş grubunda %5, %6 spora yatkın çocuk olduğunu bulmuşlar. Bunun dışında da Fransa, Almanya gibi ülkelerde de bu seçilmiş çocukların eğitimiyle %2-3 arasında Süper Lig'e, en üst lige ulaşan bir şey var, araştırma var. Bu iki araştırmayı birleştirince benim metodolojim oluştu. Bu metodolojiyle de son 5 yıldır proje yapıyorum. Şimdi Ankara'nın potansiyelini çıkardığım zaman bizim her yıl Ankara'nın tamamını eğer işleyebilirsek 40 tane Süper Lig düzeyinde her yaş grubunda oyuncu gelmesi lazım. Ama bu Messi'leri, Maradona'ları zamanında bulup eğitmediğimiz için tesadüfen çıkan çocuklarla idare ediliyor. Bu çok eksik bir olay. Yani bizim bunu şansa bırakmamamız lazım. Bir de futbol okullarına giden çocuklar ağırlıklı Türkiye'deki kulüplerin örgütlenmesi. Oradan çıkan birkaç tane çocuk ve amatör kümelerde squat edilen birkaç beğenilen çocuğun alınması ile altyapılar dolduruluyor. Ama biz buzdağının altına inmek istiyoruz. Yani parası olan ailelerin çocuklarının gittiği bir ortamdan çok az bir kitleden çıkan çocuklarla bugün yürüdüğümüz için milli takımlarımız da çok başarılı değil. Kulüplerimiz de Avrupa'da başarılı değil. O nedenle biz bunun daha dibine inip mahalleye, okula kadar inerek parası olmayan, gariban, imkanı olmayan ama yetenekli çocukların, ailelerin çocuklarına ulaşmak istiyoruz. Onlara bir dokunuş yapmak istiyoruz. Aynı zamanda bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak da görüyorum. Yani bu projemiz Ankara'da uygulandıktan sonra umuyorum ki Türkiye projesi olacak. Bir devlet politikası haline gelecek. O zaman da çok farklı dünyada bir yere gelmiş oluruz. Bugün Brezilya'nın 1200'den fazla oyuncusu yurt dışında ve dünya lideri şu anda, en çok futbolcu ihraç eden. Biz niye olmayalım? Yani bizim de ciddi bir kaynağımız var, insan kaynağımız. Ama
seçilmişlere, yeteneklilere olanak sağlayarak bu işi yapabiliriz. Bu işi sadece kulüplere bırakırsak bu iş olmaz. Çünkü Türkiye'de kulüplerin bagajı dolu. Yani boş batağındalar, o nedenle altyapılara önem vermiyorlar, para ayırmıyorlar ve yeterli değeri vermiyorlar. O nedenle bu iş kulüp, devlet, belediyeler, bütün organlarıyla bir işbirliğiyle halledilmesi gereken bir sorun. Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Teşekkür ederim ben de, iyi günler. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Ümit Turmuş'tu. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda Hüseyin Özkök ve Osman Özköylü olacak. Hüseyin Özkök'le birlikte Oley.com üzerinde yer alan maçları konuşacağız. Kendisi Oley.com'da yorumcu olarak görev alıyor. Maçları değerlendireceğiz. Bugün temsilcimiz Başakşehir sahasında Metanya'yı ağırlıyor. Konyaspor'un rakibi Bate Borisov. Maç seyircisi de oynanacak. Bedaş, Konya, Büyükşehir Belediyesi stadyumunda oynanacak. Bunu da belirtelim. Belarus'a verilen Belarus talimatlara uymamıştı. Özellikle de bu Rusya ve Ukrayna arasında olan sıkıntıdan dolayı. Bundan dolayı Belarus kendi sahasında maç oynayamıyor. Bunu belirtelim. Konya'da oynanacak ilk maç. Beta Borisov ev sahibi konumunda ama maç seyircisiz oynanıyor. Maç Konya'da. İkinci maç da Konya'da oynanacak. Bunu da belirtelim. Başakşehir'in rakibi de Netanya. Ben Başakşehir'in de Konyaspor'un da bugün iyi bir sonuçla sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Hattımızda konuğumuz Oley.com yorumcusu Hüseyin Özkök. Hüseyin abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Merhaba Salim. Kolay gelsin. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Hüseyin abi. Hoş geldin tekrardan. Olduk, iyiyim. Teşekkür ederim ben de. Her şey yolunda. İşler artık yoğunlaşıyor. Bugün de Avrupa Konferans Ligi eleme turu, ikinci eleme turunda çok sayıda maçımız var. Bunların hepsini konuşmamız mümkün değil. Ben aradan işte seçtiğim 2, 4, 6, 8 maçtan yorumlar yapacağım. Tabii ki. Özellikle Başakşehir ve Konyaspor'a ağırlık vereceğim. Başakşehir ile Konyaspor'un maçları minimum bahis sayısı 1. Diğer tüm Avrupa Konferans Ligi maçları minimum bahis sayısı 3. Bunu da dinleyicilerimize iletelim. Saat 20.45'te Başakşehir kendi sahasında İstanbul'da Maccabi Netanya takımıyla karşılaşıyor. İsrail'in sıradan takımlarından bir tanesi. Başakşehir güçlü kadrosuyla adı olacak. Mesut Özil büyük transfer. UEFA kadrosuna hazır olmadığı için bildirilmedi henüz. Bir sonraki turdaki Başakşehir'in turu geçmesini umut ediyoruz. Konferans Ligi'nde bu turlarda elendikten sonra Avrupa Kupalarından da elenmiş oluyorsun. Hani Şampiyonlar Ligi'nden ve Avrupa Ligi'nden elendiğinde alta düşüyorsun ama Konferans Ligi'nin altı uçurum. Dolayısıyla bu da gruplara kalmaktan başka çare yok Avrupa'ya veda etmemek için. Başakşehir 28 oranla favori gösterilmiş Salim. Minimum bahis sayısı 1. Ben Başakşehir'in handikaplı şekilde kazanmasını bekliyorum. Ben ilk maçtan 2 bitirirler şeklinde bir düşünceye sahibim. 2-0-4'te bir oranı var. 1-28'e oynamaktansa biraz riske girip 2-0-4'ten Başakşehir'in galibiyetini düşünebiliriz. Artı 1-2.5 üstü falan gibi tercihler de bu da kullanılabilir. Çünkü Başakşehir'in ben en azından 2-3 gol atacağına inanıyorum. Konyaspor'un Bate Borisov'la aslında Konya'da oynayacağı fakat deplasman olarak değerlendirilmesi gereken karşılaşmayı şimdi konuşalım. Bate Borisov Belarus takımı. Belarus takımları da UEFA tarafından Belarus dışında maç yapmayla ilgili bir yaptırıma uğradı.
Yani Belarus takımları maçlarını kendi seçecekleri ülke dışında bir sahada tesisli olarak oynuyorlar. Bate Borisov da burada Konyaspor'la anlaşma sağlayıp UEFA'da onay verince bir saha maçını tesisli olarak Konyaspor'un stadında oynayacak. Dolayısıyla burada ev sahibi konumunda takım aslında Bate Borisov. Konyaspor için burada en büyük avantaj seyircisi olmamasına rağmen seyahat yapmayacaklar. Önlerinden veya tesislerinden çıkıp maça gidecekler. Böyle bir avantajı var. Burada da Konyaspor'un 33'lük oranıyla favori gösterdiğini görüyoruz. Mate Borisov aslında hani Avrupa'da sık sık yer alan Belarus'un en iyi takımların başında geliyor. Dolayısıyla burada Konyaspor karşısında tabii ki ben çantada keklik görmemek gerekiyor ama Konyaspor'un oturmuş bir kadrosu var. Bence çok fazla transfer yaptılar mı Salim Konyaspor? Ben pek takip edemedim ama transferlerini. Çok önemli transferler yaptılar, bunu söyleyeyim. Tamam, onu da eklediğimiz zaman önemli iyi transferler. Burada Konyaspor'u favori görebiliriz. Hatta 1-2-2.5 üstü, yani Konyaspor'un galibiyetinin yanında 2.5 üstü seçeneğini de seçip oradan Konyaspor'un, bakayım onun oranı kaçmış, hemen şuradan bakıyorum. 2.5 üst 2, o 1.77, biraz daha yükseltiyor orada. 1.77 fena oran değil. 2-2.5 üstü karşılaşma için değerlendirebilir. Ben Konyaspor'un da Başakşehir gibi en az 2 gol bulacağına eminim. Böylece Konyaspor'la Başakşehir'i değerlendirdikten sonra diğer seçtiğim maçlara döneyim istersen. Kazakistan takımı Kızılyerzhar, enteresan okunuşlu bir takımla Osijek karşılaşıyor. Bu da deplasmandaki takım Osijek karşılaşmanın önce de favorisi. Hırvatistan takımı, Hırvat futbolunun futbol kültürünü biliyoruz. 1.51'lik oranıyla burada onları değerlendirebiliriz. Diğer bir seçtiğim karşılaşma Ararat Faide karşılaşması. Estonya takımı Faide. Burada listenin içinden de seçtiğim maçları bulmaya çalışıyorum. Çok uzun bir listemiz var bugün biliyorsun. Dolayısıyla biraz zor oluyor. Ama orada Ararat'ın ben 1.43'lük oranıyla galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Hatta oran giderek de düşüyor bir an önce. İzleyicilerimiz, Radyospor dinleyicileri, Olevkom üyeleri 1.43'ten bunu oynayabilirler. Bir önceki oran 1.44'müş. Yani yavaş yavaş bir yüklenmeyle birlikte aşağı doğru inecektir bu akşama kadar. Bir diğer seçtiğim karşılaşma Molde Star karşılaşması. Ben ona da bakalım. Neden? Buranı söyleyebilmek için. Evet, Molde Espor karşılaşması. Norveç-İsveç kapışması. Skandinavya'nın iki ülkesi. Burada da Molde Espor karşısında favori 1.56'lık oranıyla değerlendirilebilir. Hatta 1 ve 2.5 üstü tercihinin de burada alabileceğimi düşünüyorum. Diğer bir seçimimiz Sparta Prag Viking mücadelesi. Burada oran yine düşmeye başlamış. 1.38'lik bir oranı var. Daha önceki oran 1.39'muş. Buradan aşağı doğru gitmeye başlamış o da. Bunu da değerlendirmek lazım. Çekya takımı Sparta Prag burada için favorisi. Rapid Avusturya seçicisi Rapid Wien. Onlar da Lechia ile oynuyorlar. Bonya takımı Lechia ile. Burada da benim Rapid bir yönünde bir tercihim var. Onun da oranını bulursam ben şurada buldum. 41-45'ten güzel bir oranı da var. Burada Rapid. Daha sonra Hapoel Beersheba İsrail takımıyla Dinamo Minsk karşılaşacak. Burada da zemine ev sahibi Dinamo Minsk. Bugün biraz ev sahibi takımları seçmeye çalıştım. Hapoel Beersheba Dinamo Minsk maçında 1.48'den ev sahibi benim favorim. Bir maçta öncesinden bizim tiplerimizden verince 8 maçta tamamlamış olduk. Son vermem gerekirse Başakşehir ve Konya'yı diğer maç olarak oynayabileceğimiz için ben daha çok
üçlü kupon verecek. Başka takımları seçeceğim Salim. Tabii ki. Zaten tek maç oynayabilirler diğer temsilcilerimizin maçlarını. Burada yani, Karat Payide maçında Karat'ı, Molde Espor maçında Molde'yi ve Rapid Lechia maçında da Rapid'i üçlü kupon olarak vermek istiyorum. Bu verdiğim maçlar çeşitli şekilde de kombine edilebilir. Onda da bir problem yok. Ama bugün çok maç var. İzleyicilerimiz iyice ne inceleyip sıklıkla bilirler. Güzel karşılaşmalar var böyle çok çok banko gözüken. Ama çok da abartıp çok fazla sayıda maçı böyle kendilerine kaptırıp demesinler. Kuponlarını eklemesinler. Yani mutlaka biliyorsun bir sürpriz çıkıyor beklenmedik. Dolayısıyla ne kadar az maç o kadar kazanç şansını artırma ihtimali var. Herkese bol şans diyorum ve seyrederken de bizim takımlarımızın maçlarına iyi eğlenceler diliyorum. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için Hüseyin abi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşça kal. Görüşmek üzere, hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hüseyin Özkök'tü. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümdeyiz. Son bölümde sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Ardından da programımızı bitireceğiz. Hemen gelen soruları göz atıyorum. Barış Bey yazmış. Salim Bey, Tandoğan tesislerine durumda sorar mısın demiş Ümit Hoca'ya. Zaten Ümit Hoca detaylıca bilgi verdi bu konuyla ilgili. Ankara Gücü'nde göreve başlamıştı. Celalettin Hazım Akın yazmış. İyi yayınlar. Adana Demirspor Kamerunlu genç bir oyuncuyu deniyormuş. İzlenimler iyiymiş. Bilginiz var mı? Evet, bilgim var. Zaten daha önce kamp fotoğraflarında da yer aldı. Celalettin Hazım Akın'ın sorusunu bu şekilde cevaplayalım. Oyuncu beğenilmesi durumunda takım kadrosuna dahil edilecek. Fakat gelecek sezon, önümüzdeki sezon yani, rezervlik uygulaması var. Bundan dolayı takımlar genç oyuncuları transfer edebiliyorlar. Süper Lig kulüpleri genç oyuncuları transfer edip rezerv ligde oynatabilirler. Bu noktada da yapılmış olan transferler var. Hem Adana Demirspor'un hem de Anadolu kulüplerinin, diğer Anadolu kulüplerinin bu noktada yapacağı transferler var diye düşünüyorum. Galatasaray'ın orta sahası ile ilgili birçok soru geliyor. Bunları da bu konuyla ilgili gelişmeleri de takip ediyorum. Eğer somut bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağım. Güven Yalçın Beşiktaş'la sözleşme uzatmadı. Güven Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. Genoa ile anlaşma sağladı Güven Yalçın. Oyuncu resmi sözleşmeye imza atmak için İtalya'ya gidiyor. Bu bilgiyi paylaşalım. Beşiktaş'ta sözleşmesi sona ermişti futbolcunun. Bitiriyoruz programımızı da yavaş yavaş. Son birkaç soruyla noktalayacağım. Ahmet Emir Küçük yazmış. Abi, Fenerbahçe için forvet transferi, sol bek transferi yok mu demiş. Ben Pedro geldi ama Fenerbahçe'nin yine bir forvet transfer edeceğini düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Fenerbahçe kadrosuna bir santrafor daha dahil edecekler, bunu söyleyelim. Bu arada Galatasaray'ın yeni sağ beki, Lyon'dan transfer ettiği sağ beki sizlerle de paylaşalım. Ajans Spor'da paylaşmıştım. Leo Dubois sağlık kontrolünden geçti. Bugün resmi sitesinden sarı kırmızılı kulüp transferi açıklayacak. Bu transferle ilgili yorumlar yapılıyor. Bence Galatasaray'ın yapmış olduğu transferler içerisinde en önemli takviyesi diye düşünüyorum. Seferovic de herhangi bir sakatlık yaşamazsa lige damga vurabilir. 20 maç oynarsa sözleşmesindeki opsiyon devreye giriyor. Bunu söyleyelim. Mustafa Muhammed Nant'a gitti. Satın alma opsiyonu zorunlu değil. Bunu da sizlerle paylaşalım sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Yayınımızın sonuna geliyoruz. 13-14 arasında TOF Fakültesi programı Radyo Spor'da olacak. Dinleyebilirsiniz. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.